Hocam Ali Aktal'ın seçme sorularından birkaç tane. Ali Aktal mı? Bugün. Aman Allah'ım. Evet. İlk sorusu şöyle. Sevdiğim ve yaparken zevk aldığım şeylerden bir tanesi de bir şeyleri çöpe atmak. Evdeki, arabadaki vesaire. Bunun sebebini sormuş hocam. Bir şeyleri atmak niye bizi rahatlatıyor? Bir şeyler de tabii biraz daha spesifik olursa iyi olurdu. Yani bir şeyler derken mesela lüzumsuz çer çöp birikmiş şeyler mi, yoksa işinize yarayacak kullandığınız ama yeter gayrı seni görmekten içime fenalık geldi diye geçerken çöpe savurduğunuz bir şey mi, o önemli. Çünkü ikincisi ise bu bir rahatsızlık olabilir. Arabanın direksiyonunu atıyorum ben sıkıldım falan gibi. Bu olmasın. Ama modern yaşamda tüketim toplumunda en büyük sorunlarımızdan bir tanesi çok fazla ihtiyacımız olmayacak kadar malzeme biriktirmemiz. Her yer malzeme dolu. Evlerimiz muhtemelen işte şu anda yaşamsal olarak bize gerekenleri hani atsak bunun yarısı kadar bir evde rahatlıkla yaşayabiliriz çoğumuz. Ama velakin alan oldukça biz oraya yayılıyoruz ve boş alan bizi rahatsız ettiği için orayı bir şeylerle doldurma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü kapitalist toplum tükettikçe var olacağımızı öğretmiş. Bir şeyler alınca yarın bir gün kullanırız diye kullanmadığımız, bir köşeye atıp bıraktığımız ama sürekli yer işgal eden bir sürü bir şey var. Bu insan zihniniz rahatsız ediyor. Yapılan çalışmalar var. Bu bizim beynimizde bir İngilizcesi saliency network diye bir sistem vardır. Yani belirginlik ağı diye bir şey var. O da kişiden kişiye değişen, parmak izi gibi farklı olan bir ağ ve şu işe yarıyor. Mesela ben şu odada gözümü şuradan şuraya doğru çevirirken, başımı çevirirken dikkatimi burada ne çekecek? Belirginlik ağı bunu belirliyor. O yüzden aynı ortamda birçok insanın dikkatini farklı şeyler çekiyor. Dikkat odaklarımız farklı oluyor. Bu arkada çalışan sistemi yoran en büyük unsurlardan biri de etrafın tabii ki maddesel nesne anlamında kalabalığı. Bu dönem bir hareket var biliyorsunuz, işte minimalizm diye herkes böyle bir coşuyor. Evinden barkından eşyalar atıyor falan. Bu hareket aslında bu kalabalıklar bir tepki olarak oluşan bir hareket. Sadeleşmek bizi rahatlatır. Sadelik odaklanmamızı kolaylaştırır, düşünmemizi hızlandırır ve rahatlatır. Etrafta çok fazla malzeme olduğunda ise zihnimiz sürekli meşgul olur. Bu dönemde zaten sadece maddesel nesneler değil, gelen bildirimler, haberler, onlar bunlar, veri çok fazla olduğu için zaten kafa 1500. Dolayısıyla insanların en azından araba gibi ya da odası gibi bulunduğu yerden bir şeyleri atarak rahatlamaların altında aslında beyne bu çok fazla yük bindiren gereksiz materyal yükümüz var. Benim dedem şey derdi rahmetli. Yani rahat olmak istiyorsan dünyaya ilişkin yükünü hafiflet diye. Aynı şey eşyalarda, alet edevatlarda da geçerli. Kullanmayacağımız şeyleri atmayalım aslında. Dönüştürelim. İşe yarar bir başka formata dönüştürelim. Mesela kağıt, plastik falan filan gibi şeylerin öyle çöpe atılmaması, geri dönüşüme verilmesi lazım. Hele hele evde yediğimiz meyve sebze kabukları, yemek artıkları, bunların çöpe atılması cinayet bu arada, yeri gelmişken belirteyim. Muhakkak organik çöpümüzü ayırmamız lazım. Şehirde yaşıyorsak özellikle vatan borcudur. En önemli meselelerden biridir. Çünkü onları biz meyve sebze kabuklarını, yani organik atıkları normal çöpün içine attığımız zaman toprakta çok kıymetli mineral ve güneş ışığıyla bilmem neyle oluşturulmuş o pahalı organik malzemeyi çer çöpün içerisine atmış ve toprağımızı fakirleştirmiş oluyoruz. Onun tekrar toprağa dönmesi lazım. Kompost yapma diye bir şey var. İnsanlar araştırsın internetten. Bu organik atıkları bir yere dolduruyorsunuz. Onlar kendi içinde çürüyerek ısınıyor. 50-60 derece sıcaklığa kadar çıkıyor. 15-20 gün içerisinde bildiğin saksı toprağına dönüşüyor onlar. Yani toprak zaten böyle oluşuyor. İnsanlar bunu işte bahçelerinde çiçeklerini beslemek için falan filan da kullanıyorlar. Atma demişken aklıma bu da geldi. Öyle her şeyi atmayalım. Çünkü biz bunları üretirken çok fazla enerji harcıyoruz. Tek bir kağıt mendil bile hakikaten çok enerji harcadığımız bir şey. O yüzden bunu bile nasıl geri dönüştüreceğimizi düşünmek sorumlu insan olmanın da güzel bir parçası diye düşünüyorum. Ben her zaman yapabiliyor muyum? Hayır. Ama yaptığım zaman mutlu hissediyorum kendimi. Şöyle ki AVM'de işte sinemalarda falan elimizi yıkıyoruz ve bızıt diye basıp ya da elimizi gösterip aldığımız kağıt mendilleri insanlar 5-6 kere falan alıyor böyle. Tabii ki. Ve hani bunu bir tane de alsan elini kurulayabiliyorsun. Yani 5 kere 6 kere falan çekiyorlar ve onlarla kurulayıp atıyorlar. Bu benim özel olarak hassasiyetim ve hakikaten birkaç kişiyi de uyardım bu konuyla ilgili ama cıkcıkladılar beni. Bunu da buradan direkt... Ben kendimi birkaç kere bu tip şeylere kızarken yakaladım. Fakat bu tip şeylere kızma birinci aşama. Gerçekten abuk bir tavır, gerçekten bilinçsiz yaşamanın çok güzel bir örneği. Yani benim cebimden çıkmıyor diye saçıp savurmak hakikaten her primatın rahatlıkla yapabileceği bir şey. Ama ona kızdıktan sonra bir adım ileri geçersek çok daha iyi olur. Çünkü onun orada yaptığı hareketin bir benzerini muhakkak biz hayatımızda başka bir yerde yapıyoruz. Onu görür görmez kendimizi kontrol etmeyi öğrenirsek, bir bakayım ben nerede böyle israf yapıyorum, kendimizi hemen yakalarız. Ama biz diğer insanlara kızarak yine kendi bilinçsiz yaşamımıza bahane bulmuş olabiliyoruz.
yapıyoruz. Dolayısıyla evet, ayıptır, günahtır, bunu yapmayalım, gereğinden fazla kullanmayalım, ama bir başkası yaparken de sadece onu eleştirip rahatlamak yerine ben acaba burada değil ama başka bir yerde, evde yemek yerken, onunla konuşurken, bir şey yaparken acaba bunu yapıyor olabilir miyim diye. Çünkü bu insan olmanın mecburi sonuçlarından biri. Her yerde %100 bilinçli yaşayamıyorsunuz. O yüzden birbirimiz aracılığıyla kendimizi uyarmak da güzel ibret vesikalarından bir tanesi. Ama yani hakikaten kötü bir görüntü, yapmayalım onu. O kağıt yazık, onlar ağaç yani. Ben bir üniversitedeyken meyve kabuklarını şey yapıyordum hocam, temizleyip güzel fırınlıyordum. Ve onlar böyle çıtır çıtır şekerleme oluyordu. Niye? Tabii çok güzel, cips gibi yapılır tabii, aynen. İşte ayva kabuğu falan. Tabii. Ya da hani kıtır kıtır yemesem de bitki çayı yaparken onların içine atıp onu demliyordum mesela. Neyse işte, bir ıhlamurun içerisine ne kadar güzel yakışır. Ne kadar zamandır yapmıyorum, evet, şu an aynen. Güzel bir şey oldu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.